Merhaba arkadaşlar, GVFX'in bir deri eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Maya yazılımını incelemeye devam ediyoruz. Dersimizin içeriğine bakacak olursak, açılır menülerden modelin kısmındaki ilk panelimiz Mesh kısmına bakacağız. İsterseniz şimdi dersimize başlayalım. Maya yazılımı önümüzde, Mesh kısmına gelebilmek için şuradan modelingi seçmiş olmamız gerekiyor. Ve şimdi Mesh paneline geliyorum. Bu şekilde ayırdım ve üzerine konuşmaya başlayalım. Poligon modelleme kısmındaki olan tool'lardan ilk panelimiz Mesh. Daha sonra zaten diğer tool'lara da bakacağız. Hızlı şekilde şimdi bu tool'ları görmeye başlayalım. Bir tane küre, bir tane de küp oluşturdum. F'ye bastım. Bu şekilde bir işlem yapalım. Yukarıya taşıyalım şöyle. Boolean'e geldiğimde şöyle bunu da ayıralım. 3 tane ayarımız mevcut veya 3 tane operatör mevcut. Union, Difference ve Intersection. Union birleştirme işlemini yapıyor. Yani bu iki objeyi seçtiğimde birleştirme işlemini yapacak. Ama birleştiği noktaları koruyarak yapacak. Yani daha doğrusu silerek yapacak. Yani bu iki objeyi birleştirecek. Topolojimiz doğru değil. Ama ben şu objenin içine girdiğimde buradaki kare gitmiş olacak. Böylece iki objeyi tek obje gibi birleştirmeye çalışacak elinden geldiğince. Her halükarda yine manuel olarak vertexleri düzeltmemiz gerekiyor. Difference dediğinde ikisi arasındaki farkı gösterecek. Yani en son seçtiğim objeyi çıkartacak birinci objeden. Üçüncüsü olan intersection ise iki objenin tam birleştiği noktaları gösterecek. Şimdi bunu uygulamalı olarak görelim. Union'a geldiğimde şöyle ayarları var. Zaten buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Şimdi bunları görelim. Yine wireframe on shaded'ı açalım. İlk ayara bakalım. Edge dedim. Apply dedim. Gördüğünüz gibi kutunun da etrafını çizdi. Elinden geldiğince birleştirmeye çalıştı. Şu anda bu tek obje. Alt objeye geldiğimde yine ikisini seçebiliyorum. İçeriye geldiğimde gördüğünüz gibi tek obje olarak gösterdi. Tabii ki topolojisi düzgün değil. Undo diyelim. Şu anda eski haline geldi. Normal dediğimde de yine aynı fakat farklı bir algoritmayı kullanıyor. Bazen işe yarayabiliyor bu, bazen de aynı sonucu verebiliyor. O yüzden modelinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi Difference'a gelelim. Şöyle operasyonu da geriye alalım. Buradan da seçebiliyoruz arkadaşlar. Şuradan. Biz ama yine panellerden gitmeye devam edelim şimdi. Ctrl Z dedim. Difference'a bakalım. Yine aynı seçenekler mevcut. Apply dediğimde ikinci obje kutu olarak seçtiğim için kutuyu çıkarttı gördüğünüz gibi. Ctrl Z. Normal dediğimde de yine çıktı işlemini yapıyor. Farklı bir algoritma kullanıyor. Intersection dediğimde Apply dediğimde ikisinin kesişim noktasını bırakıyor. Boolean kısmında bu şekilde kullanabiliriz. Daha sonra topolojisini yine düzeltebiliriz. Şimdi Ctrl Z diyelim. İkisi de ayrı obje durumda şu anda. Combine'e bakacak olursak şöyle ayarlarını yine açalım. Standart olarak kalabilir. İki objeyi tek obje olarak getiriyor. Boolean'dan farkı iki objenin de topolojisini koruyor. Yani birleştirip topolojiyi değiştirmiyor. Topolojiden de kastım vertex, edge veya face yüzeylerinin değişiminden bahsediyorum. Yani modelin fiziksel olarak değişmesinden bahsediyorum. Apply dedim de şöyle yapalım. Küre diyelim. Kutu diyelim. Hangisini önce seçtiğimin hiçbir önemi yok. Sadece isim olarak değişebilir. İlk küreyi seçtiğim için kürenin ismini verdi. Böylece iki objem de artık tek obje olarak çalışmış durumda. Yine undo yapalım. Ya da birleştirelim çünkü separate'i göstermem gerekiyor. Şimdi separate'e baktığımızda birleştirdiğimiz bu iki objeyi ayırıyor ve iki obje haline getiriyor. Ama boolean gibi birleştirdiğimiz bir objeden bahsetmiyorum. Combine'le birleştirdiğimiz objeden bahsediyorum. Çünkü ikisinin de topolojisi esasında aynı. Yan yana da iç içe de olabilir. Şöyle separate edelim de gördüğünüz gibi ikisinin ismini değiştirdi ama ikisini de ayrı obje olarak yaptı. Objelerin birbiriyle etkileşimli olup olmamasının hiçbir önemi yok. Yine ben seçiyorum. Şu anda boolean gibi gözüküyor. Combine dedim. Gördüğünüz gibi tek obje olarak çıkarttı. İçeriye geldiğimde hala kutunun o topolojisini korumuş durumda. Boolean'da farkı esasında bu şekilde. Separate diyelim. Ayırdım. Şöyle bunu alalım. Yine outline'larımızı temizleyelim. Şöyle history'yi de silelim. Daha evvelki derslerde bunu gördük. Böylece transformlardan kurtuldum ve temiz bir outliner'a kavuştum. Mesh kısmına bakalım. İlk ayarımız ya da ilk tool'umuz conform. Şöyle açıyorum. Normaller üzerinden yapacağım. En yakın nokta üzerine değil.
Conform'dan da kastı esasında bir objeyi live obje haline çeviriyoruz. Ve bundan sonra diğer objeyi live objenin üzerine oturtuyoruz. Yani bir masanın üzerine örtü sermek gibi düşünün. Şimdi bunu uygulamalı olarak görelim. Objeyi seçtim. Live dedim. İkinci objeyi seçtikten sonra conform diyorum. Ve yakındaki objenin üzerine örtü gibi seriliyor açıkçası. Birebir. Live'ı kapatabilirim. İkinci objeyi seçtiğimde gördüğünüz gibi birinci objenin tamamen şeklini almış durumda. Yine bunu silelim şimdi. Fill hole'a bakalım. Bu da esasında modelimizde boşluklar varsa face mode'da sildim. Fill hole diyorum. Gördüğünüz gibi bütün boşlukları otomatik olarak kapattı. İstersem de çift tıklayarak border'ı seçtim. Fill hole dediğimde de sadece seçili olan kısmın boşluğunu kapatmış durumda. Reduce dediğimde de var olan modeli daha düşük poligon haline getiriyor otomatik olarak. Buradan ayarları mevcut. Buradan kullanabilirsiniz istediğiniz ayarları. Örneğin reduce dediğimde gördüğünüz gibi sayıyı otomatik olarak azalttı. Buradan istersem istediğim şekilde değişiklikleri yapıyorum. Ve buna uygun olarak deneme yanılma yöntemiyle modelimin sayısını düşürüyorum. Şimdi undo yapıyorum. Yine kapatalım buraları da. Smooth dediğimde de modelin fiziksel olarak poligon sayısını arttırıyor. Buradan ayara geldiğimde iki çeşit smooth örneğimiz var. Mesela ilk önce birini yapalım. Gördüğünüz gibi hatta bir tane küp seçelim daha iyi olacak. Kontrol'de ikincisini de şöyle yapalım. Şimdi exponential'a baktığımızda bu şekilde bir tane daha atadım. Esasında şuradan division'ı arttırabilirim ben ama iki tane üç tane smooth atıyorum ki hızlı şekilde görelim diye. Linear'a geldiğimde de bu şekilde bir smooth atıyor. Normal primitif modellerde bunu fazla göremeyebiliriz farkını ama bazı modellerde özellikle diğer farklı algoritmaları kullanmamız gerekebilir. Onun için burada iki tane çeşit algoritmamız mevcut. Şimdi yine undo yapalım. Bir tane kutuya bakalım şimdi. Triangulate'a baktığımızda üçgene çevirecektir modelimizi. Bu özellikle simülasyon programlarını atmamız gerekiyorsa veya Maya'nın içinde yaptığımız simülasyonlarda da yine üçgene çevirmemiz gerekiyor modelleri. Bunun için hızlı şekilde üçgene çeviriyor. Quadrangulate ise tahmin edeceğiniz gibi dörtgene çeviriyor üçgen modelleri. Buradan ayarları mevcut. Açısı ne kadar olacağını gösteriyor hesaplama adına. Eğer çevirdiğiniz modelde dörtgenler istediğiniz gibi olmazsa buradan açıyla oynayabilirsiniz. Basit bir modelde zaten hızlı olarak çeviriyor. Şimdi mirror kısmına bakalım. Şöyle ayarları açtığımda mirror ile ilgili yani bir tarafta modelin bir tarafındaki kısmını örneğin sol tarafı sağ tarafa aynalama. Kopyalama değil ama tam tersine kopyalama anlamına geliyor. Şu sağ tarafı silelim. W'ya bastım. Pivot noktamızın nerede olduğu çok önemli. Ya modelin tam ortasında olması lazım veya şu anda ben zaten Maya dünyasının world'ün merkezindeyim. O yüzden şu anda çalışacak. Buradan aksisi belirliyorum. Obje olabilir, bounding box olabilir. Bounding box dediğinde de objenizin etrafında bir kutu varmış gibi düşünün. Şöyle küreyi yaptığımızda bir kutuyla çerçeveli olduğunu düşünün. Bütün hepsinin içinde model olmasına gerek yok. En yüksek noktası burası. Sol taraf, sağ taraf ve bu şekilde giriyor. World diyelim biz şimdi. Hangi axis'te yapacağımızı aynalamayı buradan göreceğiz. Ben şu anda Z axis'te silmişim. O yüzden Z'yi seçeceğim. Hangi yönde? Okun gösterdiği yönler pozitif, pozitif. Bu şekilde pozitif. Tam tersi de negatif. Ben negatif yönde yapacağım. Buradan da kastı. Kopyaladıktan sonra karşı tarafa aynaladıktan sonra ortadaki vertexleri ne yapmak istediğim birleştirebilirim veya aynı şekilde bırakabilirim. Birleştirelim. Merge dediğimde gördüğünüz gibi bir tane kutu çıkıyor ve bir tane ok çıkıyor. Bu okla istediğiniz şekilde ayarı yapabiliyorsunuz. Tam merkezde birleştirdim. Şöyle vertexi seçtiğimde buradan bilgi penceresinde daha önceki derste görmüştük nasıl açtığımızı bir tane olarak gözüküyor. Merge işlemini yapmış. Eğer istersen de obje diyebilirim. Şimdi bunu görelim. Undo dedim. Objeyi alalım. Şöyle taşıyalım. Gördüğünüz gibi artık Maya'nın merkezinde değilim. Eğer apply dersem merkezinden daha uzakta yapacak. Çünkü merkez olarak burayı aldı. Ama obje dersem objenin merkezini alarak aynalama işlemini yapacak. Bu şekilde yönleri ve ne şekilde aynalama yapmak istediğinizi buradan belirtebilirsiniz. Transfer kısmına geldiğimizde ilk sekmemiz Clipboard Actions. Şöyle açtığımda Copy Attributes, Pass Attributes ve Clear Attributes var. Ayara baktığımızda 3 tane seçeneği kopyalayabiliyoruz. Ben böyle bir basit bir materyal ayarladım.
Şimdi ben buradaki kırmızı materyali buraya kopyalayacağım. Şuradan da Blend 1 olarak görüyorsunuz. Paste'de de aynı ayarlar mevcut. Clear'da da aynı ayarlar mevcut. Face Mode'a geçmemiz gerekiyor. Copy dedim. Buradaki Face Mode'a geçtiğinde de Paste dediğimde gördüğünüz gibi buradaki ayarı direkt olarak oraya kopyaladı. Yalnız materyalin farklı, bunu unutmayın. Sadece ayarları transfer ediyoruz. Buradan da istersem de Clear diyebiliyorum. Şu anda temizleyeceğim herhangi bir şey yok. Clipboard Actions da bu şekilde. Transfer Attributes'e bakacak olursak ayarları da şöyle açalım. Buradan seçtiğimiz ayarları bir objeden diğer objeye kopyalamak demek. UV üzerinden gidelim şimdi. Birinci objemizin UV'si bu şekilde. İkincisi de biraz daha küçülttüm. Objemizdeki küçük UV'yi büyük UV'ye eşlemek istiyorum. Yani birebir yapmak istiyorum. İlk önce ana objemi seçiyorum. Daha sonra Shift ile kopyalamak istediğim objeyi seçiyorum. Buradan Sample Space and Component dedim. Component yani UV'yi kopyalamak istiyorum. Buradaki ayarları zaten kullandıkça hakim oluyorsunuz. Şimdi Apply dediğimde şuradaki ayarı, şuradaki görüntüye dikkat edin. Gördüğünüz gibi birebir eşleşti. Birinci objemin UV'si bu şekilde. İkincisi de aynı oldu. İkinci objeyi seçtiğimde şu şekilde taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde transfer işlemini yapmış oldum. İstediğiniz şekilde başka ayarları da yine transfer yapabiliyorsunuz. Transfer Shading Sets'e geldiğimizde şöyle ayarını yeni açalım. Basit ayarları mevcut. Bir objeye kırmızı ben Blend atadım. Şöyle Hyper Shade'den de gösterirsem. Gördüğünüz gibi materyalim bu şekilde. Bir de bu şekilde Container'ımız var. Yani materyali göstereceği şekilde buradan Surface'e atıyoruz. Displacement uygulayabiliyoruz. Buradaki ayarları da beraberinde aktarabilmemizi sağlayan bir transfer aracı. İlk objeyi seçtim, ikinciyi seçtim. Transfer Shading Sets dediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde atamış oldu. İkinci Blend de aynı şekilde duruyor ama ilk olarak atadığımı gösteriyor. Transfer Shading Sets de bu şekilde çalışıyor. Transfer Vertex Order ise herhangi bir obje oluşturduğumuzda birinci vertex, ikinci vertex, üçüncü vertex şeklinde numaralar şeklinde gidiyor. Bunu daha önceki derste de görmüştük display kısmında. Bu sıralamayı değiştirebiliyoruz. Diğer obje ile beraber birleştirebiliyoruz. Böylece aynı sıralamayı takip ediyor. Özellikle teknik alanda ve oyun sektöründe bu vertex sıralaması da önem arz ediyor. Bu şekilde eğer bir objenin vertex sıralamasını diğer bir objeye kopyalamak istiyorsanız bu şekilde transfer vertex order'ı kullanabilirsiniz. Cleanup'a bakalım. Şöyle ayarları açayım. Birçok ayarımız mevcut. Buradan bir operasyon yapmak istediğimiz, yani bir objeyi temizlemek istersek cleanup diyoruz. Ama eğer obje üzerindeki hataları görmek istiyorsak da select'i işaretliyoruz. Bir obje import etmiş olabilirsiniz veya Maya'da çalışırken, modellerken hataları görmek istersiniz. Bununla ilgili bir tool. Şimdi ben şurada bir tane sadece edge'i sildim. Burada bir engon oluştu. Ben bu engonu görmek istiyorsam şu şekildeki ayarlarla tıkladığımda gördüğünüz gibi engonu bana seçti. Ve burada dörtgen değil daha fazla yüzeyin olduğunu bana gösterdi. Dörtgen üzerindeki olan bir yüzeyin. Burada 6 olarak gözüküyor. Bu şekilde modelinizi inceleyebilirsiniz veya temizleme işlemlerinde yapabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar Smooth Proxy'ye bakalım. Şöyle açalım yine bunu. Bir tane silindir oluşturdum. Bunun üzerine bir kafe sörerek içeride objeyi smooth olarak göreceğim ama proxy şeklinde çalışabileceğim. Yani küçük poligonmuş gibi çalışabileceğim. Bunu uygulama olarak gösterelim. Şuradan açtığımda ayarları mevcut. Yumuşaklığı kaç vermek istediğimi gösteriyor. Apply dediğimde gördüğünüz gibi objeyi yumuşattı. Ama etrafındaki kafes duruyor. Bu kafeste çalışmaya yaparak smooth halinde görmüş oluyorum. Eğer bundan kurtulmak istiyorsam da proxy seçili delete dediğimde smooth halinde kalmış oluyor obje. Şimdi undo diyelim. Subdivision'ı iptal edip buradan kopyalama işlemini yapıyor. Bunu kullanmıyorum pek. Şöyle undo diyelim. Crease tool dediğimde de şöyle açtım da crease ile ilgili ayarlar geliyor. Crease oluşturma ayrı bir dersimizin konusu olabilir eğer istek gelirse. Ama kısaca göstermem gerekirse crease tool'a bastım. Edge moddayım. Çift tıkladım. Mouse'un orta tuşuyla gördüğünüz gibi hiçbir yumuşatma vermeden veya yumuşatmayı gidermeden sadece edge'in ayarını değiştirerek kenarı objeyi daha yumuşak veya daha keskin hale getirebildim. Presetler bu şekilde oluşturabiliyoruz. Proxy Display'i kapatabiliyorum veya tam tersine çevirebiliyorum veya ikisini de gösterebiliyorum. Smooth Proxy de bu şekilde çalışıyor. İstersem de sonra silebiliyorum. Smooth Proxy de bu şekilde. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.